Aslan evladım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma, iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer ne çok seveniniz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hissettim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Bilir ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini bil. Sen kimsin de benimle öyle konuşuyorsun? Öyle kaçıp gitmek yok. Bana iftira atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canıma kıyacaktım. Ama sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini, ölmesini bekledin. Kendini Valide Sultan ilan et. Senin dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, alenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Epeydir yatıyorsun. Nasıl da tutulmuş? Şifalı merhemler mi sürsek? Hürrem'im. Senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultanım. Aybike yanıma geldin. Nasıl ağlıyor, nasıl üzgün. Ben kefilim ona. Günah yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum, validemiz ani bir kararla evlenirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bâli Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bâli Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek, belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Mahidevran. Bir şehzade için ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölür istedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver Hürrem. Buna hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ettiniz beni Bâli Bey'e. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer. Siz acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Aybike, tarihlere kapılmam. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Aybike Hatun, sen hangi yüzle geldin buraya? Mirşimak hissesini. Gir içeri. Ama anne onun yüzünden Bâli Bey. Sana gir içeri dedim. Aybike, bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisenin sonunda gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bâli Bey memleketine gönderilecek. Sen de ülkene döneceksin. Sonra istediğiniz bir vakitte kavuşacaksınız. Ya kellesini alırlarsa? Bana güven. Hislerimde hiç yanılmadı. Şimdi git sükunet içinde bekle. Bu kadar kafi, daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı. Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek, ben sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum, söyle. Hünkârım, Bâli Bey ile ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Mustafa'm infazı durdurdu. Belli ki affetti. Sana söylemiştim. Üzülme artık. Uğurlar olsun Aybike. Seni özleyeceğiz. Sultanım. Aybike, yolun açık olsun. Elbet bir gün o güzel yüzün neşe içinde olacak. Sağ olun. Her şey için. Daye, yeğenimi sen uğurla. Emredersiniz sultanım. Vallahi öyle sultanım. Emin misin bundan? Kendi kulaklarımla duydum. Sümbül ebe kadınla konuşuyordu. Mahidevran bu fırsatı kaçırmaz. neden ifşa etmek yerine yolluyor? Vallahi orasını ben de anlamadım sultanım. Hı. Belli ki Mustafa da bu işin içinde. Oğlundan çekinmiştir. Güzel. Aferin Gül'a. Bir taşla 3 kuş vuracağız. Ne yapacağız ki sultanım? Ne vakit gideceklermiş? Yarın dedi ama. Gözün üzerlerinde olsun. Hünkârımız ölsün diye bekleyenler, evlatlarımı saraydan kovanlar. Bakalım şimdi nasıl kurtaracaklar kendilerini. Nasıl haber vermezsin bana? Çabuk hekim çağır. Derhal daireme gelsin. Esma, çocukları odalarına götür. Ne oluyor? Bu kan da neyin nesi? Efsun'un, daha doğmamış evladımın kanı. Siz bulaştırdınız Selim'e. Efsun'u diyorsan teamüller uygulandı. Ama üzülme. Sancağı onunla gidersin. Manisa'da çocuğunu kucağına alırsın. Efsun öldü. Ne? Karnında bir can taşıyordu. Bana ait bir can. Onun da katili oldunuz. Bir gecede 2 can aldınız benden. Mustafa, benimle alakası yok. Valide Sultan'ın emriyle durdurdular. Demek düşük yaparken öldü. Yazık. Allah taksiratını affetsin. Siz kendiniz için dua edin. Bundan böyle en çok sizin ihtiyacınız olacak. Ne demek bu? Kollarımda can verirken her şeyi anlattı. Beni zehirlediğinizi biliyorum. Bu iftira, buna nasıl inanırsın? Hata yaptınız Hürrem Sultan. Şehzadeyi öldürmeye teşebbüs etmek büyük suçtur. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hünkârımızı görmek istiyorum. Hünkârımız yerinde değiller. Şehzademizin dairesine gittiler. Hadiseyi duydum. Yazık. Kızcağız ölmüş. Başına sağ olsun. Sen ne yüzsüz bir kadınsın. Bir de utanmadan karşıma çıkıp başsağlığı diliyorsun. Sultanım. Ben niye buradayım biliyor musun? Hünkârımıza her şeyi anlatmak için. Şehzadeyi zehirlediğini öğrendi. Sen istediğini anlat. Hünkârımız bu yalanlara itibar etmez. Bana itimadı kalmadı sayende. Fakat Mustafa'yı dinler. Ona inanır. Bu kez kurtuluşun yok Hürrem. Evladımı almaya kalktım benden. Bu yanına kalmayacak. Senin de evlatların var, unutma. Mahidevran, beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlıyorsan öyle. Duydun mu Paşa? Bana neler diyor? Sultanım, istirham ederim, dairenize gidin. Şehzadenizle alakadar olun. Sana da gün doğdu Paşa. Hemen aleyhimle çalış. Bu ana oğlun yalanlarıyla, zehirle hünkârı. Elbette ki bu hadisenin takipçisi olacağım. Zira Mustafa'nın akıbeti benim mesuliyetimde. Lakin endişelenmeyin. Eğer hiçbir günahınız yoksa sizi en çok ben korurum. Hünkârım. İçeri gel Hürrem. Süleyman, bu saraya geldiğimden beri türlü iftiralar atıldı bana. Fakat bu en korkunç. Kendi suçlarını bastırmak için böyle diyorlar. Efsun Hatun gebeymiş. Bunu herkesten sakladılar. Alenen kaydeleri hiçe saydılar. Teamüller uygulanmasın diye birlik olup kaçırmak istediler Hatun. Mustafa da toy. Hata yapar elbet. Fakat Mahidevran engel olması gerekirken yol gösterdi ona. Bunu duyunca Valide Sultan'la konuştum. Kendileri de icap edeni yaptı. Bunlardan haberim var Hürrem. Validem anlattı. O vakit masumiyetime inan. Efsun'un laflarını başka duyan bilen yok. Peki hiç söylemedi. Bu çirkin iftirayla benden öç almak istiyorlar. Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne istersin Süleyman? Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim için kendi canına kıyar mısın? Benim canım ne ki? Mümkün olsa kalbimi söküp çıkartırım yerinden. Öyleyse hiç bunu. Derhal. Demek inandın onlara. Yazık. Aşkımın, sadakatimin bedeli bu mu olacaktı? Karar senin. İster benim yanımda bir defa ölürsün, ister bensiz her gün. Bu zehir ancak acılarıma son verir. canının parçasısın. Yüce Rabbimden tek dileğim vardı. O da sizin mübarek yüzüne bakarak can vermek. Aşk dolu kollarında huzur içinde ölmek isterdim. Evlatlarım sana emanet. Onlara sahip çıksın Eyman. Mahidevran'ın, İbrahim'in zulmünden koru. Süleyman. Neredeyim ben? Ölmedin mi? Hayır Hürrem. Korkma, yaşıyorsun. İçtiğin zehir değildi. Hekimlerin hazırladığı tesirli bir ilaçtı sadece. Üstelik kendi ellerimle, bu mümkün mü? Süleyman, sen benden kuşkun duydun. Bu kaçıncı imtihan Süleyman? Sana olan aşkımı, sadakatimi daha kaç kere ispat etmem lazım? Benim iki cihanda eşsiz sevgilim. Sen canını kendi ellerine sundun bana. Dile benden ne dilersin. Sadece bana sarıl. Başka bir şey istemem. Dün geceki kabus gibiydi. Oysa şimdi yeniden doğmuş gibi. Karşında ben pervaneyim. Sen şemi tabansın bana. Aşkınla ben divaneyim. Sen afeti cansın bana. Cevr-ü cefa, kahr-ü sitem, mir-i vefa, cüd-ü kerem. Ben bendi fermanınem, sen şah-ı sultansın bana. Zülfüne gönlüm bestedir, ahım göğe peyvestedir. Cana, muhibbi hastedir, sen derde dermansın bana. Sultanım felaket. Gül ağam, ne oldu yine? Sormayın sultanım. Fatma ve Fidan konuşurlarken duydum. Mahidevran Sultan size karşı bir tuzak hazırlığı içindeymiş. Şehzademiz de onunla birlikte hareket ediyormuş. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Fakat sultanım, sizi can evinden vuracaklarını söylüyorlar. Zannımca şehzadelerinize saldıracaklar. Naletli voli, naletli voli, taysili naluli, stali tumatigatat, cimdityat kogoduvat. Mihrimah. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar benim güzel kızım. Müsaadeniz olursa bir mektup yazmak istiyorum. Ne mektubu? Kime yazacaksın? Bâli Bey'e. Nerede, nasıl çok merak ediyorum. Ne canla yakacaksın sen? Hele bir büyü. Osmanlı'nın bütün beyleri, paşaları önünde diz çökecek. Kardeşlerin nerede? Hala uyuyorlar mı? Çıktı onlar. Mustafa abimin yanına gittiler. Mustafa mı? Esma! Buyurun sultanım. Ben sana ne dedim? Bana sormadan şehzadelerin çıkmasına nasıl izin verirsin? Ben Çabuk kıyafetlerimi getirin. Çabuk! Hürrem Sultan, nasıl destursuz girersiniz daireme? Sen giriyorsun ama. Hatta çocuklarımı aldırıyorsun. Esma, çocukları daireye götür. Ama abimle kahvaltı yapacaktık. Selim. Hadi gelin. Mustafa, tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Annenin yalan, yanlış laflarına kanma. Bir daha çocuklarımın etrafında görmeyeceğim seni. Buna siz karar veremezsiniz. Onlar benim kardeşim. İstediğim vakit görürüm onları. Sizden izin alacak değilim. Evlatlarımdan uzak dur. Aksi halde pişman ederim seni. Ne oluyor burada? Sormayın sultanım başımıza gelenleri. Daya Hatun'un durumu vahim. Ebe kadını öldürmüş. Ne? Ancak siz kurtarırsınız onu. Ne olur yardım edin. Nedir mesele? Hele bir anlatın bakalım. Validem, sultanım. Olan biteni şimdi duydum. Herkes dairenin infaz edileceğini söylüyor. Ne infazı Hürrem? Yok öyle bir şey. Bağışladınız mı? Bunca yılın hatrı ve kıymetli hizmetlerine binaen emekliye sevk etmekle yetindim. Yarın haremden ayrılıyor. Nasıl olur? Dayı yalnız başına nereye gider, nasıl yaşar? Meraklanma. Ona verdiğim bir konak var. İlaveten her türlü ihtiyacını karşılayacak serveti de mevcut. Hünkârımız çok üzülecek dayının gidişine. Kararım kesindir Hürrem. Aslanımın da malumatı var mevzudan. Neyse, olan oldu artık. Biraz yalnız bırakın beni. Bütün gece uyumadım. Hatice'm, sen burada mısın? Evet validem. İbrahim Paşa'nın elçi kabulü var sarayda. Ben kardeşime bakıyorum baba. Hiç ağlamıyor artık. Dün gece ağladı ama ben duydum. Kardeşinizin acıları dindi elbet. Lakin bir ömür taşıyacak bu illet hastalığı. Bu yüzden onun her zaman yanında olun. Sizin sevginizle şifa bulsun. Süleyman. Dayı Hatun'un gitmesine neden izin verdin? Ben de üzüldüm gitmesine, lakin doğru olan bu. Hatun saldırmıştır kesin. O da ne yapsın? Kendini korumuş. Hem gitmesi iyi değil. Haremin nizamı bozulur diye korkuyor. İşler aksayacak. Malum, validemizin eli ayağıydı. Bu mevzuda validemle aynı fikirdeyim Hürrem. Böyle bir hadiseden sonra artık dahi burada duramaz, barınamaz. Gitsin. Hiç değilse kalan ömrünü huzur içerisinde geçirsin. Sultanım, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Sana da. Validem, hususi bir mevzu ise... Gel Hürrem. Yeni haznedarın kim olacağını merak etmiş Mahidevran. Onu konuşuyorduk. Daha gideli ne kadar oldu? Nedir bu acele? Haremde devamlılık esastır. İşlerin aksamasını istemeyiz. Öyle değil mi? Gülşah mı saracak bunu? Gördük neler yaptığını. Sen kim olmasını istersin? Benim ne haddime validem. Siz kimi münasip görürseniz o. Bizi emretmişsiniz. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle haremin yeni haznedarı Nigar Kalfa'dır. Validem, şeref duydum. Sana itimadım tam Nigar. Tecrübenle Daye Hatun'u aratmayacaksın. Beni mahcup etme. Elimden geleni yaparım sultanım. Hayırlı uğurlu olsun Nigar. Bu kıymetli vazifende Allah utandırmasın seni. Sağ ol sultanım.